Cebri hicretle gidenlerin gayrimüslim şahıs veya devletlere sığınmaları zillet midir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret buyurdu. Çevresi Yahudilerle muhattı. Kaynuka, Kureyze, Nadir Yahudileri, yanı başlarında Hayber saltanatları vardı. Orada o Evs ve Hazreç'ten çokları iman etmemişlerdi. 70, 80 veya 100 insanın iman etmesine karşılık orayı bir güven yeri olarak onlar tarafından himaye göreceğine inanarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem maskat-ı resu olan tev i Kabe'den eşi Kabe'den ayrıldı. Hicran duyarak ayrıldı. Bilirsiniz Mekke'den ayrılırken döndü, Beytullah'a karşı baktı. Eğer kavmim beni senden uzaklaştırmasaydı ben uzaklaşmayacağım dedi. Canım çıksın, gözyaşları çakır çakır akmaya başladı. İnsandı, sabırlıydı, mukavemetliydi. İnmün sistemi çok güçlüydü. Yani imanı billahi, marifetullahi, muhabbetullahi, zevki ruhanisi aşkındı. Ama bir yönüyle o da insandı. Doğduğu yer, maskatı reisi, annesinin evi, kardeşlerinin, dostlarının bulunduğu yer. Orada ona suikast yapmayı planlıyorlardı. O da ayrılma mecburiyetinde kalıyordu. Bu zillet değildi. Bu bir yönüyle her yerde Ruhi Revani Muhammed'inin şahbal açmasına bir yolculuktu. Bir seyahattı bir yönüyle. Şöyle böyle kendisine kucak açanlar onları değerlendirerek Allah'ın izni inayetiyle düşündüğü gibi de olmuştu. Gün geldi Mekke'ye göre sadece onda bir sayılan o Medine adeta cihanın payitahtı haline geldi. O güne kadar adı Yesrip'ti. Silindi birdenbire medeniyet merkezi manasına Medine dendi. Medine dendi. Ad değişti, insanlar bir yönüyle duygu, düşünce, değişikliği yaşadı. Her şey değişti orada, her şey güllük gülistanlığa döndü. O da cevri bir hicret yapmıştı, gayrimüslim şahıs ve devletlere sığınma, hayır, o bir izzet peşindeydi esasen. Cenab-ı Hakk'ın emriyle öyle yapmıştı. Biz de öyle yapılacağı mülahazasıyla, onun yaptığı gibi yapıyoruz. Zalimin işini kolaylaştırmama, size zulmetmelerine fırsat vermeme mülahazasıyla, onları şaşırtma. Bir tabiyeydi bunlar. Farklı bir mevzilenmeydi bunlar. Farklı bir yönüyle bir müdafaa tarzıydı bunlar. Dolayısıyla farklı oluşumlara sebebiyet verecekti. Bu açıdan gittikleri her yerde, Şuradaki bilmem radikal taşkın insanları öldürmekle televizyon kameraları karşısında insanları kesmekle kendilerini ifade etmeye çalışan vahşi ruhların esas İslam'ın çehresini karartmasına karşılık bir yerde o aydın çehreyi kendi aydınlığıyla gösterecek insanlara ihtiyaç vardı. Allah saçtı savurdu tohumlar gibi sizi dünyanın dört bir yanına. Ta İslamiyet ister ülke devlet olarak, ister sergerdanlar olarak, isterse serkarlar olarak, serker de diyebilirsiniz. Serkarlar olarak o gaddarların dünyasından başka taraflara tohumlar gibi saçtı, fideler gibi dikti. Mevsimi gelince o tohum başa yürüyecekti. İhlasın derinliğine göre bire yedi başak, on başak verecekti. Her başak yüz tane tane verecekti. Birdenbire sizin kendi ülkenizdeki bir yedi yüz olacaktı Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi bu bir yönüyle bu mülahazaya bağlı bir şey. Bir yüksek gayeyi hayal demek bu. Bunu biz düşünemedik yani. Davut sıla, duygusu burnumuzun kemiklerini sızlatıyor. İzzet Molla'nın çok iyi bildiğini sözü. Ben usanmam gözümün nuru cefadan ama ne de olmasa cefadan usanır, candır bu. Normal. Daha ussıla burnumuzun kemiklerini sızlatabilir. Fakat Cenab-ı Hakk'ın istihdama alanında o hizmet etme şeyi hele gelecek adına vaat ettiği şeyler açısından bakınca Biraz evvelki sofralar mülahazesin rica ederim ben nazardan dur etmeyin. Kardeşim, kardeşlerim dediği insanlar bence. Onu nazardan dur etmeyin. O seviyeye gelecekseniz bence muvakkaten böyle bir ızdırap, böyle bir sancı annenin çocuğunu doğurmadaki sancısı gibi bir şey. O doğum tahakkuk ettikten sonra her şey unutuluyor o yavru bağıra basılıyor adeta. Bir yönüyle yeniden kendisinin var olması gibi bir duyguya kendini salıyor. Muhakkaten öyle bir doğum sancısı gibi bir şey. Evet, muvakkat bir sancıdır ama fakat sonunda işte öyle bir şey olacaksa bence Na eyvallah denir. Elhamdülillah denir, eşşükrülillah denir zannediyorum. İnşallah yakın gelecekte onu görürsünüz. Bir, öyle bakmalı. Taif'e gitmeyi de esasen denedi. Fakat oradakiler sözden sazdan anlamayan ekabirdi. Ona karşı saygısızca davrandılar. Fakat Habeşistan'da evvel onları dışarıdan gelmiş bir misafir olarak kabul ettiler. Sonra bir de hislerini alınca, yani sizin arkadaşlarınızın hislerini, düşüncelerini alınca, Hazreti Mesih hakkında düşüncen ne deriz deyince Meryem suresinde veya Ali İmran suresinde tafsilen anlatılıyor ikisi de. Hazreti Meryem Hazreti Mesih'e ait vakayı anlatınca gözyaşlarını tutamadı Necaşi yere indi. Hazreti Cafer İbn Ebi Talib'in yanına geldi. Elindeki sopayla işaret etti. Vallahi sizinle bizim aramızda bu çizgi kadar fark yok dedi. Şimdi bu hicret bile esasen bir yerde tohum saçmaydı yine. Bir fideyi ekme demekti. Bazı fideleri sürgüne hazırlama demekti. Ve bir gün onlar ser çekecek, nicelerinin başına gölgelik yapacaklardı Allah'ın izniyle. Cafer İbni Ebi Talib'in riyasetinde gitmişlerdi. O hayat hep böyle geçti. Medine-i Münevvere Hayber vakası esnasında döndü. 5-6 sene sonra da efendim Mütlükte vakasında ruhunun ufkuna yürüdü. Ordunun başındayken yürüdü. Başka bir derdi de yoktu yani. Hazreti Ali'nin abisi Ebu Talib'in oğullarının büyüğü Cafer İbni Ebi Talib. O da o misyonu eda etmişti. Giden dünyanın dört bir yanına giden arkadaşlarımız inşallah bu duyguyla, bu düşünceyle kendilerine terettüp eden misyonu eda ederler. Bir bu. Zillet değil, kompleks değil.